Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 22. ve 23. haftasının 3. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Doğru denklemlerinden bahsedeceğiz. Daha doğrusu doğru denklemine giriş yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Doğru denklemi deyince aklımıza ne geliyor? Hemen ezbere bir şeyler söylersiniz değil mi? 2x artı 3y artı 5 eşit 0 şeklindedir hocam. Ya da y eşittir 2x artı 5 şeklindedir hocam diye söylersiniz. Ama ezbere söyleyip geçersiniz. Bu nereden geliyor kardeşim? İşte nereden geldiğini ilk başta bir anlayalım iyice. Olur ya ileride sıkıntı yaşarız. Ta en başa dönmemiz gerekebilir. İşte ondan dolayı en baş en temeli inmek her zaman en mantıklıdır diye hep söylüyorum zaten. Neymiş biliyor musunuz? Bir doğrunun noktalarının koordinatları arasındaki bağıntıya doğru denklem adını veriyormuşuz. Yani bu aslında bir doğru verildiği zaman üzerindeki noktalar arasındaki bağıntıya biz doğru denklemi diyoruz. Ya da bu doğru denklem olması zorunda değil. Parabol denklemi de olabilir. İşte parabol denklemi de mesela y= x kare yazıyorsunuz ya. Hocam bu y= x kare dediğimizde aslında bu parabol üzerindeki parabol üzerindeki x ile y arasındaki bütün x virgül y noktaları arasındaki ilişkidir. x ile y arasındaki buradaki ilişki bunda da vardır, bunda da vardır, bunda da vardır, bunda da vardır. Hepsinde vardır. Mesela y= x kare ya. Yani 1 virgül 1 mesela. Y eşittir x kare sağlanıyor. Ya mesela başka ne? 2,4 mesela diye diye böyle gidebiliriz arkadaşlar. İşte bir doğrunun noktalarının koordinatları arasındaki bağıntıya doğrunun denklemi diyoruz. En temel endik. Şuraya baktığımız zaman bu doğru. Arkadaşlar x2'ye x2, 1'e 1, e, 1 10'a 10. Aa hocam x, virgül y, x ile y her ikisinde de birbirine eşit mi? Eşit. O zaman bu doğrunun denklemi nedir? Y eşittir. X doğrusudur arkadaşım. Çünkü bütün noktalarda x ile y birbirine eşit. O zaman biz bu doğruyu temsilen y eşittir x doğrusu diyoruz. Ya da şuna baktığımızda a hocam y eşittir x. Ama bütün noktalarda sağlanması lazım. Şurada 3 ile 7 birbirine eşit mi? Değil. E, bu noktadaki ilişki bunda da olacak bunda da olacak. İşte bak bunun iki katının bir fazlası değil mi bu? Evet iki katının bir fazlası hatta bunun da iki katı. Eksi 2 bir fazlası eksi 1'i mi yapıyor? Evet o zaman bu doğrunun adı y eşittir 2x artı 1 şeklindedir diyeceğiz. Ha bazen noktalar arasındaki ilişkiyi rahat bir şekilde görebiliyoruz ama bazen göremeyebiliriz. Bu durumda ne yapacağız? İşte ben size o durumu daha sonra bahsedeceğim. Ben size o durumdan bahsedeceğim. Ne zaman bahsedeceğim? Biraz ilerleyelim ondan sonra. E, doğru denklemi yazmadan bahsedeceğim. İşte doğru denklemi yazmanın kuralı. Eğimi belli olacak, noktası belli olacak. Doğru denklemini yazarız gibi. Ama şimdilik sen iki nokta arasındaki ilişki ya yani noktalar arasındaki ilişki şeklinde bilmen senin için daha sağlıklıdır dostum. Tamam mı? Evet bu doğruda da işte ordinat absin 2 katından bir fazla olduğu için y eşittir 2x artı 1 şeklinde yazılır mı? Tamam. Evet şöyle bir not yazmışım. Doğru denklemleri iki şekilde karşımıza çıkabilir. Doğru denklemleri iki şekilde karşımıza çıkıyor. Ya y eşittir mx artı c şeklinde karşımıza çıkacaktır. Ya da ax artı by artı c eşit 0 şeklinde karşımıza çıkacaktır. ÖSYM de böyle yapıyor. Ya şıklarda y eşittir mx artı c şeklinde yazıyor. Ya da ax artı by artı c eşit 0 sırasında yazıyor. Genelde x başa yazılır. E, bu ay artı bx şeklinde de olabilir. Fark etmez ama genelde x başta yazılıyor. Başta yazılmadığı zaman da kafa karışıklığı olmasın diye sen başa almayı ihmal etme. Tamam mı? Evet. Doğru denklemleri iki şekilde karşımıza geliyormuş. Peki doğru denklemini söyledikten sonra. Benim için analitteki en önemli şey nedir? Hatta senin için de en önemli şey nedir? Eğim. Hemen eğim bulmayı öğrenelim. Arkadaşım burada direkt eğim y yalnızken x'in katsayısıdır sayısıdır demişim ama. Ya da bu şekilde verildiğinde eksi a bölü b şeklinde demişim ama. Ezber yapmayalım. Ha varsa arayalım bunu unuttun. O zaman ne yapacaksın? Eğim dediğimizde ne yaparsın? Mesela senin karşısına şöyle bir denklem geldi. Hocam y eşittir 2x artı 4 geldi. 2x artı 6 geldi ya da. Bu doğrunun eğimini bul dediklerinde ne yaparsın? Sen mesela şunu bilmiyorsun. İki ihtimalim var. Eğimi bulmanın iki ihtimali var. Ya tanjant alfadan tanjant alfa içinde grafiğini çizmen lazım. Ya da iki noktası belliyse iki noktası bilinen doğrunun eğiminden yaparsın. O zaman iki yolu da göstereyim ben size. Sıkışırsanız ne yapacağınızdan bahsediyorum bak. En temelinden bahsediyorum. Grafiği çizelim x yerine 0 yazsan y'si kaç geldi 6 y yerine 0 yazsan x'i kaç geldi eksi 3 mi geldi evet x'i de eksi 3 geldi grafiği çizersin x'i eksi 3 y'si 6 hocam bunun grafiği şu şekildedir tanjant alfasına bakacak olursam şöyle 6 bölü 3'ten eğimlidir 6 bölü 3'tür yani 2'dir bak sağa yatık olduğundan pozitiftir tamam 2'yi bulduk gerçekten de x'in kat ya da ne yaparsın? İkinci yol olarak da doğru üzerinden iki nokta alırsın. Mesela y eşittir 2x artı 6 ya. Sen mesela x yerine 0 yazsan y'si kaç çıkar? x yerine 0 yazdığında y'si 6 noktamız 0'a 6 geldi. Bir nokta bu. Ya da x yerine 1 yazsan x yerine 1 yazdığında y'si kaç çıktı? 8 çıktı. O zaman burası ne oluyor arkadaşım? 1'e x yerine 1 yazdığında y'si 8. 8. 2 nokta belli ise eğimlidir. Y'ler farkı 8 eksi 6 bölü x'ler farkı. 1 eksi 0'dan 2 mi çıktı yine? Evet. Bak eski bilgilerle de yine sonuca ulaşabiliyorsun. Ama bizim için eğim çok önemli olduğu için bunu bilmen lazım. Neyi bilmen lazım? Şu şekilde olduğunda y eşittir mx artı c şeklinde olduğunda x'in kat sayısı direkt eğimi verir. Önemli ve lütfen ama lütfen bilin. Ya da ax artı b artı c eşit 0 şeklinde verildiğinde de eksi a bölü b şeklinde diye aklınızda tutun. Ama eksi A bölü B kafa karıştırabilir. Bazen unutabilirsiniz. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Eksi X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı şeklinde demeniz sizin için önemli. Eğimin her türlüsü önemli. Bu şekilde iki şekilde verildiğinde de lütfen ama lütfen bunu bilin arkadaşlar. Tamam mı? Evet şimdi örneklere bakalım. Aşağıda verilen doğruların eğimlerini bulunuz. Evet Y yalnızken X'in katsayısı direkt eğimdir. Yani bunun eğimi M1 diyeyim. Bunun eğimi nedir? 3'tür. Buna M2 diyeyim. Direkt y yalnızken x'in katsayısıdır. O da eksi 4'tür. Ondan sonra ax artı by şeklinde verilmiş. Ee, bunun eğimi nedir? Bunun eğimi de eksi a bölü b'dir. Yani eksi işaretini koymayı unutmayın. A'sı ne? Bak x'in katsayısı. Eksi x'in katsayısı bölü yeni katsayısı. 2 bölü eksi 5'ten 2 bölü 5 çıkar burası. Peki buna da m4 diyeyim istersen. Bunun eğimi nedir? Hocam eksi 3 bölü 4 değildir. Dikkat. Bak y ile x yanlış yani ters yazılmış. Burada o zaman ne yapacaksın? Şunu düşüneceksin ya 4x'i başa alacaksın ya da eksi x'in kat bölü y'nin kat Yani eksi 4 bölü 3 diyeceksin. Ee, burada da hocam x'in kat y'nin kat mı? Değil. Y yalnızken x'in kat sayısıydı. Y'yi yalnız bırak burada. X bölü 4 eşittir y mi oldu? Evet x'in kat 1 bölü 4 oldu. M5 de neye eşit oldu? 1 bölü 4'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Örnek 13'ün cevapları da bunlar yapmış oldu. Buna dikkat edin lütfen. Geldik örnek 14'e. Örnek 14'te bakın bunlar böyle konuyu anlamak için yapılan sorular. Şöyle bir doğru verilmiş. E, konuyu anlatma soruları daha doğrusu. Bu doğru için aşağıdaki soruları cevaplayın demiş. Eğimi kaçtır? Eğim. Evet A şıkkı. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eksi x'in katsayısı. işaretiyle birlikte almayı unutmuyoruz. Eksi 2 bölü 5'tir. Yani 2 bölü 5'tir. Evet A şıkkını bulduk mu? Bulduk. Neymiş? Eksi 2 bölü 5. Yok artı 2 bölü 5. B şıkkına gelelim. K2, K 2. K'ya 2 noktası. Doğrunun üzerinde olduğuna göre K kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bir doğru var elimizde ve bu doğrunun üzerinde bir nokta var. K'ya 2 noktası var. Arkadaşlar doğru denkleminin tanımı neydi? Bak, oradan gidelim. Noktalar arasındaki ilişki değil miydi? Apsili e, ordinat arasındaki ilişki değil miydi? Evet. Eğimle ordinat arasındaki ilişki bunu sağlayacak. Çünkü sen bu apsisle ordinat arasındaki ilişkiden bunu elde ediyorsun. Yani şunu diyebiliriz. Bir nokta bir doğrunun üstündeyse denklemi sağlar. O zaman sen x yerine k, y yerine ne yazacaksın? 2 yazacaksın. Çünkü bu x ile y arasındaki ilişkiden bu oluşmuşsa o zaman bu denklemde bu noktaları yerine yazdığım zaman denklemi sağlamak zorunda. Çünkü bu noktalardan bunu elde ediyoruz. Yani kısaca yine söyleyelim. Eğer 1 nokta 1 doğrunun üzerindeyse denklemi sağlamak zorunda. X yerine K, Y yerine 2 yazıyorum. Evet X yerine K yazdığımda eksi 2K artı 5 çarpı Y yerine de 2 yazıyorum. Artı 10 eşittir 0 sağlanacağı için. Burası 20 eşittir 2K yaptı. Buradan da K'yı kaç bulduk arkadaşım? 10 bulduk. Evet B şıkkını 10 bulduk. Sonra gelelim C şıkkına. C şıkkı diyor ki ne diyor? Doğrunun üzerindeki apsisi ordinatın dikkat olan nokta nedir diye soruluyor. Arkadaşlar Apsisi bu değil mi? Evet. Apsis ve ordinattan bahsediyoruz. Apsis bu, ordinat bu. Apsisi ordinatının iki katı olan nokta. Yani ordinatına A dersem apsisi de iki katı olacakmış. 2A. Yine bu doğrunun üzerinde böyle bir noktadan bahsediyoruz. Bu denklemi sağlamak zorunda. O zaman x yerine 2A, y yerine A yazacağım arkadaşlar. İşte o soruluyor bize. Denklemimiz neydi? Eksi 2x. Eksi 2 çarpı x yerine 2A yazacağım. 2A. Ondan sonra artı 5 çarpı y. Y yerine de a yazacağım. Ondan sonra artı 10 eşittir 0 olacak. Buradan eksi 4 a artı 5 a e, artı 10 eşittir 0'dan. A'yı da buradan kaç buluruz? Eksi 10 buluruz. Noktamız neydi? 2 a virgül a'ydı. 2 a virgül a'ydı. Bizden zaten bu nokta isteniliyor. Yani a yerine eksi 10 yazdığımızda eksi 20'ye eksi 10 noktası olarak buluruz burayı. Evet C şıkkında eksi 20'ye eksi 10 bulduk. Geldik D şıkkına. D şıkkı da doğrunun x eksenini kestiği yeri bulunuz. Evet bir doğrunun x eksenini kestiği yer sorulursa arkadaşlar rastgele bir doğru. Mesela şöyle bir doğru. X eksenini kestiği yer burası yani değil mi? E, x eksenini kestiği yerin özelliğine bakın. Hocam burası atıyorum K ise e, x ekseni üzerindeki bir noktanın ordinatı 0 değil midir? A özel durum ne çıktı? Ordinatı 0 çıktı. Yani biz buraya K demeyelim de x diyelim. O zaman biz x eksenini kestiği yeri bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Özel bir durum y'si 0 olduğundan y yerine 0 yazacak olursak eğer denklemimiz neydi? Eksi 2x artı 5y artı 10'du. Eksi 2x artı 5y artı 10'du. Bunun yerine sıfır yazacak olursam eğer y yerine 0 yazıyorum. Bu gitti. Bu eşi sıfırdan. x'i de buradan kaç buluruz böylelikle? 5 buluruz. E bizeden istenilen e doğrunun x eksenini kestiği yer yani x'e 0 noktası isteniliyor. Yani bu da 5'e 0 noktası yapar arkadaşlar. Sonra doğrunun y eksenini kestiği yeri bulunuz. Buna da e şıkkı diyelim. Doğrunun y eksenini kestiği yeri bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Şurada göstereyim. Bir doğrunun y eksenini kestiği yer mesela şurası. Hocam burası y eksen üzerinde bir nokta. Sıfıra y gibi bir nokta değil midir? Evet o zaman burada ne yapacaksın? X yerine 0 yazacaksın. Denklemimiz neydi? X e 2x artı 5y artı 10 eşit 0'dı. X yerine 0 yazdığımız zaman şunlar gitti. Y'yi de buradan kaç buluruz? Eksi 2 buluruz. Noktamız 0'a sıfıra y'di. Yani 0'a eksi 2 noktası yapar. Sonra ne isteniyor? Doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. Burada da F şıkkında da grafiğini çizeceğiz. Arkadaşlar X yerine 0 yazıp grafik çizilirken X eksenli ve Y e eksenli kestiği yer bulunur x yerine 0 yazarsan y eksenini kestiği yeri bulursun. x yerine 0 yazdığımızda zaten y'yi biz eksi 2 bulmuştuk. Bir de y yerine 0 yazalım. y yerine 0 yazdığımızda da ne bulmuştuk? x'i 5 bulmuştuk. x'i de 5 bulmuştuk. O zaman grafiği çizelim. Evet x'i 5'te kesiyor. y'yi de eksi 2'de kesiyor. Bu şekilde bunun denklemini çizeceğiz. Hop şöyle değil mi bu? Evet işte bunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgesinin alanı isteniliyor arkadaşlar bizden. E şurası 5 birim burası da 2 birim alan neye eşit olacaktır? 5 çarpı 2 iki bölü 2'ye eşit olacaktır. Bu da kaç yapar o zaman? 5 yapar. Tamam. Evet bu soruda biraz şeyi doğru denklemini tanımış olduk arkadaşlar değil mi? Evet burada önemli olan bir nokta doğrunun üstündeyse denklemi sağlar. E, bir de eksenleri kestiği yerleri bulmak için x eksenini kestiği yeri bulmak için y yerine 0 yazıyoruz. Y eksenini kestiği yeri bulmak için de x yerine 0 yazıyoruz arkadaşlar. Ee, eksenlerle oluşturduğu bölgeye falan filan isteniliyorsa da grafiği çizilmesi isteniliyorsa da daha doğrusu eksenleri kestiği yeri bulup eksenleri kestiği noktalardan geçen doğrunun denklemini şu şekilde iki noktadan geçen doğruyu çizdiğiniz zaman direkt sonuca ulaşırsınız. Tamam gençler evet olay bu. Geldik örnek 15'e. Y eşittir 2x artı 1 doğrusu üzerindeki arkadaşlar. Normalde analitik düzlem çiziyoruz ama burada analitik düzlem çizmeden soruyu yorumlayalım. Bir doğru var elimizde. Bu y eşittir 2x artı 1 doğrusu. Ee, A noktası da kaça kaçmış? 1'e 3 noktasıymış. 1'e 3 noktasına 2 kök 5 birim uzaktaki noktaların apsisleri toplamı kaçtır diye soruluyor bize. Hmm. Şimdi ben burada buna 2 kök 5 birim uzunluğundaki bir noktayı alacağım. Ama 2 kök 5 birim uzunluğu sağında da olabilir solunda da olabilir. O zaman bu nokta ya da bu nokta isteniliyor bizden. İşte bu noktaların nesi isteniliyor arkadaşım bizden? Bu noktaların apsisleri toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E buradaki noktayı nasıl yazacağım? Bu denklemi sağlayacak mı? Sağlayacak. Mesela bunun yerine apsisine a yazacak olursam bu denklemi sağlayacak ya ordinatta bu denklemi sağlayan bir şey olması lazım. Burası normalde x virgül y noktası. E x yerine a yazarsan denklemde de x yerine a yazarsan 2 artı 1 mi yapıyor y'si? Evet 2 artı 1 yaptı burası. Evet şimdilik şöyle yapalım istersen. İki tane nokta olduğunu biliyoruz. Buraya a yazdım. 2 artı 1 yaptı. Buraya da b yazsam 2b artı 1 yapar. Bakalım şurada şeyi kullanalım biz. Burada ne çıktı? Uzaklık var. E burada iki nokta arasındaki uzaklık var. O zaman iki nokta arasındaki uzaklığı kullanalım. İki nokta arasındaki uzaklık x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi değil mi? 2a artı 1 eksi 3'ün karesi değil mi? Kare içinde? Bu neye eşitmiş? 2 kök 5'e eşitmiş. Her iki tarafın karesini aldım. Ee, bu arada şunları da açayım. A kare eksi 2A artı 1 artı bu 2A eksi 2'nin karesi. Şuraya yazayım. 2A eksi 2'nin karesi. 4A kare eksi birinci ile ikinci çarpımın iki katı 8A artı 4 yaptı. Tamam bunu hallettik. Sonra eşittir. Bunun karesini aldığımız zaman da burası da 20 mi yaptı. Evet. Şurası 5A kare yaptı. Eyvallah. Sonra eksi 10A var burada. Eyvallah. Sonra artı 5 burada. Eksi 20 de böyle geldi. Eksi 15 eşi 0 yaptı. Denklemi 5'e bölsek. A kare eksi 2A eksi 5'e böldüğümüz zaman 3 eşi 0 yaptı. Eksi 3'e artı 1 dersem çarpımları bu. Toplamları da eksi 2 veriyor. A'ya A. Dolayısıyla buradan A eksi 3'e A artı 1 oldu arkadaşlar. Buradan bu sıfıra eşitse A'yı 3 buluruz. Bu sıfıra eşitse A'yı eksi 1 buluruz. Bizden ne isteniliyor? A noktasına 2 kök 5 birim uzaktaki noktaların apsisleri toplamı isteniliyor. Yani biz apsisleri toplamı derken apsisleri de bunların A değil mi? Yani A yerine 3 koyduğunda 3'e 7. A yerine eksi 1 koyduğunda eksi 1'e eksi 1 noktası yapıyor. Apsisler toplamı da 3 artı eksi 1'den. Böylelikle cevabı ne buluruz? Artı 2 olarak buluruz. Daha doğrusu öncesinde şu işlemi de yapabiliriz. Apsisler toplamı isteniliyor. A'lar toplamı isteniliyor ya. Denklemi yazdıktan sonra a kare eksi 2 a eksi 3 eşit 0 da apsiler toplamı yani kökler toplamı o da eksi b bölü 2 a'dan yani eksi eksi 2 bölü 1'den artı 2'yi bu şekilde de bulabilirdik. Evet güzel bir yorumlama sorusu. A noktasını şeklini çizdik. A noktasına 2 kök 5 birim uzakta 2 nokta çıkıyor. Bir tane nokta belirleyince zaten apsi 2 çıkınca 2 nokta zaten otomatikman bulmuş oluyoruz. Güzel bir yorumlama sorusu ve bazen de o yorumlamayı yapıp elimizin çalışması lazım. ÖSYM bazen elinizi de çalıştırıyor. O yüzden buna da lütfen ama lütfen dikkat edin. Çok da güzel bir soru ve cevabı da 2 bulduk. Geldik örnek 16'ya. Diyeceğim burada bir dikkat var. Hadi bakalım şu dikkati yapalım bakalım ne diyor. Şimdi gençler. AX artı BY artı C eşit 0 doğrusu ya da Y eşittir MX artı C doğrusu orijinden geçiyorsa. Düşünelim şimdi hiçbir şekilde ezber yapmayalım. Orijinden geçen bir doğru. Arkadaşım orijinden geçen bir doğru. Hop 0'a 0'dan mı geçiyor? Evet hocam. Orijin dediğimiz 0'a 0. Sıfır. E 0'dan 0'a 0'dan geçiyorsa denklemi sağlar. X yerine 0, Y yerine 0 yazarsam hocam bu 0, sıfır, bu 0. Sıfır. C eşit 0 oldu. O zaman bir şunu diyeceğiz. Orijinden geçen bir doğru da C ne oldu? 0 oldu. Yani ax artı by artı c eşit 0 doğrusu ya da y mx c eşittir 0 doğrusu. y mx c doğrusu orijinden geçiyorsa o zaman C eşit 0 oldu. Yani sabit sayılarının ne olması lazım? Olmaması lazım arkadaşlar. Buna dikkat. Tamam mı? Bir de şöyle bir şey var. Orijinden geçen özel doğrular var arkadaşlar. Y eşittir x doğrusu ve y eşittir x doğrusu. Arkadaşım bunu da tanımanızı isterim. Bilmenizi isterim. Çünkü ÖSYM e direkt y eşittir x doğrusu demiyor. Birinci açıortay doğrusu y eşittir x doğrusu olarak tanımlanıyor. İkinci açıortay doğrusu da y eşittir eksi x doğrusu olarak tanımlanıyor. Evet. Aç ortay bak. Niye aç ortay? 90'ı iki eşit parçaya bölmüş. Açı birinci aç ortay doğrusu bu. E ikinci açı ortay da yani eğimi pozitif olan birinci aç ortay doğrusu. Eğimi negatif olan ikinci aç ortay doğrusu. E hocam üçüncü aç ortay doğrusu olmaz mı? Değil mi? Şöyle yaptığın zaman. Zaten bu birinci aç ortay doğrusuna denk düşmüş oluyor arkadaşlar. O yüzden e, şu doğruyla şu doğru var. Başka da bir doğru çizemiyoruz açı ortay olan. Şu çizsem bile birinci aç ortay doğrusu yapmış oluyor zaten bu. Birinci açı ortay doğrusu y eşittir x doğrusudur. İkinci açıortay doğrusu da y eşittir x doğrusudur. Yani söz olarak bunu dediği zaman bunlar aklınıza gelecek. Tamam mı? Sonra şöyle bir şey var şimdi. ax artı b y artı c eşit sıfır doğrusu x eksenine dikse. Ya da y eksenine paralelse. Bak basit bir şekilde çekilişsizdir. Bak dikkat. Sen de kendin yorumlayacaksın böyle. Aklına gelmeyebilir. Şimdi bir doğru var. Bu ax artı b y artı c eşit sıfır doğrusu. x eksenine dikse. Çizdin x eksenine dik. Arkadaşım x ekseni dikse x ekseni kestiği yer var değil mi? Ve her yerde absisi aynı değil mi bunun? Evet. Y ekseni kestiği yer var mı? Yok. Y ekseni kestiği yer olmadığı için y'sinin olmaması lazım. Yani b'sinin ne olması lazım arkadaşlar? Sıfır olması lazım. E hatta bunun özel bir adı ne? Hangi noktayı seçersen seç. Bunun absisi k yapmıyor mu? Yapıyor. O zaman bu doğrunun adı da her yerde e, apsisi k olduğu için x eşittir k doğrusudur arkadaşlar. Tamam mı? Yani burada e, şöyle bir ifade duyarsak ax artı b artı c 0 doğrusu x eksenine dik dediği zaman hemen şekli çiz. x eksenine dikse a y'yi kesmiyor. y'si olmayacak denklemde. y'nin katsayısı sayısı sıfır olacak deyip yorum yapacaksın soruda. Unutma bu dediğimi. Peki son olarak şundan bahsedelim bakalım. Bir doğru y eksenine dikse ya da x eksenine paralelse yine şekli çizdin. Hocam bu sefer böyle şurası. X eksenini kestiği yer var mı? Yok. X'e paralelse. O zaman x eksenini kestiği yer yoksa apsi yoktur demektir bunun. Apsinin olmaması demek a'nın sıfıra eşit olması demek arkadaşlar. Yani x'in katsayısı sayısı kesinlikle ama kesinlikle sıfırdır diyeceğiz. O zaman b'ye artı c eşit sıfır şeklinde olur. Ya da dikkat edin borudaki noktaların her birinin ordinatı aynı değil mi? her birinin ordinatı k değil mi? İşte biz buna ne diyoruz? Y eşittir k doğrusu adını veriyoruz. Bunlar özel durumlardır. Daha önceki videolarımda da bahsettim. Analitik düzlem genelde çizmekten kaçıyoruz ama analitik düzlem ÖSYM çizdiriyor. Ne zaman? Özel durumlarla karşılaştığımız zaman. İşte bu x eşittir k doğrusu, y eşittir k doğrusu ya da orijinden geçen bir doğru. Bunlar özel doğrulardır. Ya da x ekseni üzerindeki bir nokta, y ekseni üzerindeki bir nokta. Bunlar özel durumlardır. Bu özel durumları gördüğünüz zaman analitik düzlem çizmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Evet bunları böyle geldiği zaman kendi yorumunuzu katarak işte buradaki A'nın sıfır olduğu ya da B'nin sıfır olduğu ya da C'nin sıfır olduğunu zaten siz kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece 5 saniye düşün. Hocam 5 saniye çok kısa değil mi? Bak beyinle yaptığın hamlelerde o 5 saniye be, beyin için çok uzun bir zaman aslında. Yani 5 saniye düşünce tarzıyla sen o işi halledersin zaten. Beyin mükemmel bir şekilde çalışıyor. Hele hele senin beynin acayip çalışmıyor mu ya? Çalışıyor çalışıyor. Evet örnek örnek 16'ya geldik bakalım. Analitik düzlemde bir karenin köşeleri birinci açı ortay ve ikinci açı ortay doğruları üzerindedir. Heh şimdi özel bir durum var. Analitik düzlemi çizelim arkadaşlar. Evet analitik düzlemi çizdik. Birinci açı ortay doğrusundan ve ikinci açı ortay doğrusundan bahsetmiş. Bu birinci açı ortay doğrusu bu da ikinci açı ortay doğrusu. Yani şunlar 45-45 bu da 45-45. Hatta burası da 45. Burası da 45. Burası da 45. Burası da 45. Bu y eşittir x doğrusu. Bu da y eşittir eksi x doğrusu. Şimdi karenin köşeleri bu doğrular üzerindeymiş. O zaman bu doğrular üzerinde bir kare olacak şekilde hemen bir karemizi çizelim arkadaşlar. Karenin köşeleri bu doğrular üzerinde olacak şekilde kareyi çizdik. Çizdik. Evet. Şöyle karenin köşeleri. Evet. Karenin bir köşesinin apsisi eksi 2 olduğuna göre arkadaşlar şu karenin bir köşesi. Neymiş? Apsisi eksi 2 ymiş. Şimdi şuraya bakacak olursak. Şurası da 90. Ee, karenin köşegeni olduğundan hocam 45-45 ise burası da 45-45 oldu mu? Burası da 90 oldu mu? Oldu. Aynı şekilde burası da 90. Yani şu yataylar birbirine paralel. Dikeyler de birbirine paralel oldu mu? Oldu. Şimdi karenin bir apsisi eksi 2 ymiş. Yani şuradaki nokta eksi 2. Olduğuna göre kare, karenin alanı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşım şimdi buraya dikkat et. Burası eksi 2 ise Şöyle şuradaki uzunluk kaçtır? 2. Aa hocam 45 90 burası da 45. 2 iken burası da 2 mi? Evet. Hocam burası da şöyle bir dikdörtgen hatta kare oldu. Burası da 2 oldu. Burası da 2 oldu. Aynı şekilde burası da 2. Burası da 2 oldu mu? Oldu. A dikkat et şurası kaç yaptı? 4. Karenin bir kenarını 4 bulmuş olduk. Bak analitik düzlem çizerek. O zaman karenin alanı neye eşit olacaktır? 4'ün karesinden cevabımız 16'ya eşit olacaktır. Güzel bir soru. 16. soruyu böylelikle 16 bulduk. Ha, ne güzel bu arada ya. Böyle 16. soru 16 falan çıkıyor Çok seviyorum bunu. Kitapta yazanlar nasıl denk getiriyor diyordum ama gerçekten rastgele oluyormuş. Ben de hiç bunları düşünerek yazmadım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet geldik şuraya. Çok güzel bir soru. Dikkat. Dik koordinat düzleminde bak doğru denklemini yorumlayacağız şimdi. Dik koordinat düzleminde B ve D köşeleri doğrular üzerinde olan ve evet D ve B köşeleri bu D1 ve D2 doğruları üzerinde olan ve eksenlere paralel bir kare çizilmiş. Tamam şimdi D2 doğrusunun denklemini bulunuz diye soruyor. söylüyor bize. Hmm. D2'nin denklemini bulacağız. Arkadaşlar bir kere D2 doğrusu daha doğru denklemi yazmayı öğrenmedik hocam. Demeyin D2'ye bakacak olursanız orijinden geçen bir doğru Y eşittir MX şeklindedir. Yani sen buradaki doğrunun nesini bulacaksın? Eğimini. Yani tanjant alfasını bulacaksın. Ya da iki noktasını bulup eğim nasıl bulunuyor? Ya tanjant alfadan bulunuyor ya da iki noktasını bulup iki noktası bilinen doğrunun eğiminden çıkıyordu arkadaşlar. İki noktası bilinen doğrunun iki noktası bilindiği zaman y'ler farkı x'ler farkından çıkıyordu daha doğrusu. Şimdi o zaman ben burada 8'de 9 noktasını kullanacağım. Arkadaşım analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa ne yapıyorduk? Eksenlere olan uzaklarına bakıyorduk. Ta nokta analitinden beri söylüyoruz bunu. E 8'e 9 noktası denmiş. Eksenlere paralel başı boşu demedi. Şununla şu paralelse e burası diktir. Aynı şekilde şurası da dik değil midir bunun uzantısı? Evet. A burası ne çıktı? Hocam C'nin apsisi 8. C'nin ordinatı ne çıktı? 9 çıktı. Bunu kullanacağım. Ve şu kırmızı doğru verilmiş bana. Bu kırmızı doğru da ne verilmiş? Doğrunun adı verilmiş. Y eşittir 3 bölü 4 x verilmiş. E hocam burada ne var? Bu doğrunun üstünde bir şey var mı? Orjin var. Bir de şuradaki nokta var. A. Buradaki noktanın apsisi 8. O zaman sen burada apsisi 8 iken ordinatını bulabilir misin? Bulursun. Bak buradaki noktanın apsisi 8, ordinatı da şurası yapıyor. İşte buradaki ordinatı bulacaksın. E bu nokta bu doğrunun üstünde mi? Üstünde. Gel burada yerine yaz. X yerine 8, Y yerine K yaz bakayım. O zaman y yerine k yazdığın zaman k eşittir. 3 bölü 4 x. x dediğimiz zaten 8'di. Çarpı 8'den dolayı 24 bölü 4'ten kaç buluruz burayı? 6 buluruz. Evet k'yı 6 bulduk arkadaşlar. Şurası 6 çıktı. Aa ne güzel 9 ile 6 arası bir şey çıktı. 9 ile 6 arası. Burası kaç? 3. Kareden dolayı şurada da bir dikdörtgen çıktı. Burası da 3. Aynı zamanda burası da 3 değil midir? Evet. E sonra ne yapacağız? Aa bizden şurada kaçının tanjant isteniyordu. Buna ait bir dik üçgen lazım bize. E buna ait dik üçgeni bulacağız şimdi arkadaşlar biz. Hadi bulalım bakalım. Hop şunun devamını getirirsem dik üçgen oluştu mu? Oluştu hocam. Şu devamı tamamı kaçtı? 8'di. Hocam karenin bir kenarı 3'tü. E burası da 3. E burası üçgen. Burası da 3. Buraya kaç kaldı o zaman? 5 kaldı. Bitti. M dediğimiz tanjant alfaya eşit. Tanjant alfada tabii sağ yatık pozitif. Sola yatık olsaydı negatif olacaktı. E burası kaç? Hocam şu uzunluk buraya kadar uzunluk 6 idi. Şurası da 6 olduğundan burası da 6. Alfanın karşısı 9 yaptı toplamda. 9 bölü komşusu da 5 yaptı. E eğim dediğimiz tanjant alfa o da 9 bölü 5 yaptı. O zaman bizim denklemimizin adı neydi? Y eşittir mx idi. Yani y eşittir 9 bölü 5 x olur cevap arkadaşlar. Şıklarda ya böyle olur ya da 5y eşittir 9x derler ya da 5y eksi 9x eşit 0 derler ya da 9x 5y eşit 0 derler. Artık cevap anahtarında hangisi varsa bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Yani 4 cevaplı birden karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı gençler? Olay bu. Mantık bu. Gerçekten bak şekli yorumladık. Eskiden böyle ÖSYM bunları soruyordu. Bu ara sormadı ama artık şu mantıkla bir soru karşımıza gelebilir. Çünkü ÖSYM birbirini Tekrar eden şekillerle karşımıza çıkabiliyor. Sanırım birkaç defa sormuştu. E, güzel bir mantıkta bir soru. Böyle analitik düzlemde e, dikdörtgenli, kareli ve iki köşesinden geçen bir doğru ve oradaki noktaları yorumlamalı. Çok güzel bir soru aslında bu. Ha biz burada neyi kullandık? Bir orijinden geçen doğru denklemini kullanmış olduk bir de burada. Orijinden geçen doğru denklemi de mx şeklinde olduğunu yazdık ve doğru denklemi isteniyordu bizden. M'i bulmak için de tanjant alfayı bulmak istedik arkadaşım burada. Evet geldik örnek 18'e. Analitik düzlemde A noktası verilmiş. A noktası kaça kaç? Eksi 6'ya 5 noktasından geçen ve x ekseniyle hiçbir ortak noktası bulunmayan doğrunun denklemi nedir diye soruluyor. Ne yapacaksın? Basit bir şekilde şekli çizeceksin. Basit bir şekilde şekli çiz kardeşim. Çizdik. Analitik düzlem. Eksi 6'ya 5 noktası burada mı? Evet. Eksi 6'ya 5 noktasından geçen. A noktasından geçen. Ve x ekseniyle hiçbir ortak noktası olmayan. Hocam x ekseniyle hiçbir ortak noktası olmazsa o zaman x eksenine paralel olmak zorunda mı? Olmak zorunda. E zaten şurası dik olacak o zaman paralelse. Değil mi? Şurası 90 olduğundan. E hocam buranın apsisi kaçtı? Eksi 6 idi. Ordinatı kaçtı? 5'ti. E buranın ordinatı 5. Her yerde ordinatı 5 değil mi? Ya bu y eksene dik olan ve 5'te dik olan doğrunun direkt adı neydi arkadaşlar? Y eşittir 5 doğrusu değil miydi? Evet. Evet örnek 18'in doğru cevabını o zaman y eşittir 5 diye bulduk. Evet geldik örnek 19'a. Örnek 19'da da böyle bir şey demiş. Doğrusu x eksenine dik bir doğru olduğuna göre. Arkadaşlar hemen yorum. x eksenine dik olan bir doğru. Çizdiğin zaman şöyle bir şey. Burası k ise bu x eşittir k doğrusu değil midir? Ya da a ise burası bu x eşittir a doğrusu değil midir? Evet. x ekseninde dik olan bir doğru böyle. y'yi kesiyor mu? Kesmiyor. y'li bir değer olmayacak. Yani y'nin kas sayısı 0 olacak. Yani k artı 5'in ne olması lazım? 0 olması lazım. K'yı böylelikle kaç buluruz? Eksi 5 buluruz. E madem k eksi 5 bu doğru üzerinde olup eksenler olan uzakları birbirine eşit olan noktalar arasındaki uzaklık kaçtır diye soruluyor. Evet k yerine eksi 5 yazalım arkadaşlar. K yerine eksi 5 yazdığında burası eksi 5 yazdığın zaman hocam burası eksi 15 artı 14 yani eksi 1x yani eksi x. Sonra k yerine eksi 5 yazdığımızda eksi 10 artı 7'den eksi 3 yaptı burası. eşit 0'dan. O zaman x eşittir eksi 3 doğrusu mu yaptı bu? Evet. Şimdi analitik düzlemi düzgünce çizelim. x eşittir eksi 3 doğrusundan bahsediyor bize. Hocam o da x eşittir eksi 3 doğrusu bu değil midir? Evet. x eşittir eksi 3 doğrusu budur. Şöyle dik olacak. Şimdi bana diyor ki bu doğru üzerinde olup eksenlere uzakları birbirine eşit olan noktalar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaşlar buradan öyle bir nokta seçeceğim ki eksenlerin uzaklıkları birbirine eşit olacak. Yani şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit. Burada budur. Bir de alt tarafta vardır. Şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit olacak. İşte buradaki nokta. A hocam eksi üçtü. Burası 3 birim mi? Evet. Burası da 3 birim mi? Evet. A burası 3 burası da 3'tür. Sonra ee, burası üçgen aynı zamanda burası da 3'tür. Bizden bu noktalar arasındaki uzaklık istenmiyor mu arkadaşlar? Evet. Bak tekrar okuyorum. Bu doğru üzerinde olup eksenlere uzakları birbirine eşit olan noktalar arasındaki uzaklık. Eksenlere eşit uzaklığı olan noktalar bir tanesi burası. Bir tanesi de burası. Yani burası eksi 3'e 3 e, noktası. Burası da eksi 3'e eksi 3 noktası oldu. Ama nokta olarak yazmamıza gerek yok. Bu iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. Burayı 3 bulunca burası da 3 çıktı. E burası da 3. 3 ile 3'ün toplamı da iki nokta arasındaki uzaklığı verecektir zaten bize. Yani dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı böylelikle 6 çıktı arkadaşlar. Evet güzel bir soruydu bu da. Hoş bir soruydu. Yani ezbere değil de yorumlamak önemli burada. Evet soruları da çok güzel bir şekilde yorumlamış bulunduk. Bu böylelikle e ee, sırada ne var? Arkadaşlar bir sonraki videoya bırakalım isterseniz bunu da. E, doğruların birbirine göre durumdan durumundan bahsedeceğiz. Onu da bir sonraki videodan bahsedelim isterseniz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani dördüncü videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.